her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Sübjektif mükellefiyet. O zaten bunu ümmetine teklif etmemiştir. Çünkü herkesin götürebileceği şey değildir. Aksine kendi ayakları şişinceye kadar kemerbeste yubudiyet içinde kıyamda dururdu. Zalemtü sünnete men ahyaz zalame ila en min varemi. Ayakları ayakta durmadan şişinceye kadar ayakta duruyordu. Karnına taşlar bağlıyor açlarını duymamak için. Ama birisi huzuru risale penahilerine gelip de ben hep oruç tutmak istiyorum. Hep namaz kılmak. Günde 200, 300, 400 zekat namaz kılmak istiyorum. Diyenlere karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emsali çoktur bunlar. Hayır gecenin bir miktarında yat. Sonra kalk teheccüd kıl. Sonra yine israat buyur. Bir başkası için beyanı aynen şöyledir. Allah'ın senin üzerinde hakkı vardır. Ehlinin de hakkı vardır nefsinin de hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver buyur. İşte bu objektif mükellefiyettir. Götürülebilen bir mükellefiyettir. Umuma teklif edilecek şey Hazreti İmam-ı Rabbani radıyallahu anh hazretlerinin beyanı bu istikamette Fütuhat-ı Medeniye Fütuhat-ı Medeniye Medine'de her şeyi herkesin götürebileceği şekilde bir yönüyle belli kalıplar içinde insanlara sunulmuştur. Fütuhatı Mekke'ye gelince Muhyiddin İbn Arabi onun peşinde. Ehlullah çoğu o subjektif mükellefiyet peşinde. Orada namazı beş vakit değil, kılabildikleri kadar, yoruluncaya kadar kılmışlar. Oruç yok o gün. Şayet tutulacaksa tutabildikleri kadar tutmuşlar. Allah karşısında kemerbeste, ubudiyet içinde durabildikleri kadar durmuşlar. Sohbetlerini minel bab ile mihrab mebde'den müntahaya sohbeti cananla süslemiş ve derinleştirmişler. Sınır tanımamışlar. Hazreti Müddin bu noktayı gösterir. Hazreti İmam-ı Rabbani der hayır fütuhat-ı Mekke değil fütuhat-ı medeniyet. Çünkü insan fütuhat-ı Mekke'nin altında ezilir. Bizim gibi zayıf, değişken dün başka bugün başka, yarın ne olacağı başka, bir kısım imkanları elde ettiği zaman hemen keyfine bakan, şöhret arkasına düşen, Allah'ın verdiği imkanları kendi rahatı, refahı, huzuru için hemen kullanan çar de bizim gibi dersen benim gibi demek daha uygundu. Ne mi lazım? Sizi ne diye karıştıracak? Allah'ın verdiği her şeyi kendi değişkenliği istikametinde kullanan, dün fakir, aciz, zayıf, fırsatlar el verince böyle oluyor. Fırsatlar el verince Ramses olduğu takdirde, Amnofis olduğu takdirde, i̇bn Şems olduğu takdirde, bu defa da فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَوْ Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Kavmini hafife aldı. Siz kas sistemine göre esasen ne olacak? Paryasınız hepiniz. Bana itaat etmeniz lazım. ''Ene Rabbukumul Ala dediğimiz zaman bela ente ve Rabbuna demeniz lazım. Değişe değişe o değişkenlik insanı bu noktaya götürebilir. Evet, başkalaşma. Bir kere insan başkalaştı mı bir başkalaşma fasit dairesi oluşur. Fasit daire eskiler bilirdi şimdiler ona kısır döngü diyorlar. Bir kere başkalaşma, başka başkalaşmalar adına adeta referanstır. Adeta aldatmayan referanstır. Ve şeytan o bir kere başkalaşmayı değerlendirir ve size daha çok başkalaşmalar yaşatır. Başkalaşma adeta bir virüs gibidir. Bir mikrop düşünün, insanın dişinin dibine gelip musallat olduğu zaman nasıl sesini duyurur? Binlerce oraya koşar ve sonra senin dişinin, etinin de canını okurlar, dişinin de canını okurlar senin. Biri diğerlerine bir çağrıdır, bir davetiyedir. İnsan az başkalaşmaya yüz çevirdiği zaman artık onun önü alınmaz, hafizanallah. Bel'am ibni Ba'ura gibi başını kaldırdığı zaman arş Azam'ı müşahede eden, İsmi Azam'ı bilen, Allah'a karşı yaptığı dualar kabule karin olan insan, billah menkibelerde, Kur'an-ı Kerim'in Araf suresindeki bir ayette bunlarla alakalı gibi gösterilir. Kemeselil kelp diyor Kur'an-ı Kerim ona. Kelp gibi. İn tahmil aleyhi yelhas ev tetruk yelhas'' diyor. Ve lev şeynâhu rafanahu biha velâkinnehu ahlede ilal ard diyor kakıldı, arzi oldu, semavi olabilecekken, ilahi olabilecekken nasutiliğe takıldı, gitti. Bir kere başkalaştı mı, insan, başkalaşır, 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 öyle başkalaşır ki eski haliyle yeni halini fotoğraflar halinde kendisine gösterseniz kendisini tanımaz, mümkün değildir. Müseyleme Tülkezzap gibi başkalaşır. O vaka zaten inanmamıştı efendim Esvedül Ansi gibi başkalaşır, o inanmıştı. Tuleyha gibi başkalaşır, sonra dönüp yine yoluna, çizgisine gelmişti. Seca gibi başkalaşır, Hafizan Allah hiç farkına varmadan. Makam der başkalaşır. Parmakla gösterilme der başkalaşır. Rahat etme der başkalaşır. Yiyip içip yan gelip kulağı üzerine yatma der başkalaşır. Alkış bekler başkalaşır, başkalaşır, başkalaşır. Hiç farkına varmadan kendini tanımayacak hale gelir. Kur'an'a gönül veren, ona dilvesli olan insanlar başkalaşmama mevzuunda sabit kadem olmalılar. Şimdi karşıma ne çıktı biliyor musunuz? Allahümme ya mukallibel kulûb, sebbit kalbi ala dinik diyor. Ey kalpleri evirip çeviren Allah, el kalp Beyne isbeyn min asabi rahman buyuruyor Allah Resulü. Kalp Allah'ın parmakları arasındadır. Niyetlerinize, temayüllerinize göre, azimlerinize, cehlerinize göre iyi iken, sayit şakiye çeviri O çıktı burada. Ya mukallibel kulub. Sabbit kalbi ala dinik. O mesele biraz hususi olduğundan dolayı Hazreti Sahibi Şeriat, Söz Sultanı onu mütekellim vahde ile ifade ediyor. Vaka Kitmir dua ederken bütün kardeşlerden niyet ederek ya mukallibel kulub sabbit kuluben ala dinik. Ey Allah'ım kalplerin çokça kaydığı, daire içine girip yer yer bile dışarıya atıldığı, elmasın ve kömürün birbirinden tefrik edildiği, Ebu Cehillerin, Ebu Bekirlerin birbirinden tefrik edildiği bir davada bilmeyerek dalalet fırkasına gidip iltihak etme imkanının çok yaşandığı bir dönemde Allah'ım kardeşin, dostun, taraftarın, sempatizanın, muhibbinin kalplerini kaydırma. Sabit eyle Allah'ım. <laughs> Diğeri de amelle takviye edileceğinden dolayı Allahümme ya musarrifel kulub sarrif kulubena ila taatik. Ey kalpleri evirip çeviren, tasrifte bulunan Allah'ım sen bizim kalplerimi çevireceksen itaata dair çevir, itaate doğru çevir, takvaya çevir, muhabbetullah'a çevir, mehafetullah'a çevir diyor. Cenab-ı Hak bizleri hakikate sabit kadem eylesin. Böyle yaydan boşalır gibi boşalıp boşalıp kendi heva ve heves istikametine savrulup giden insanların çokça yaşandığı bir dönemde kendi başlarına bir şey yapmaya kalkan, şöhrete takılan, takdire takılan, hafizan Allah hiç farkına varmadan bu başkalaşan insanlar adeta başkalaşma örneği oldular. Cenab-ı Hak hepimizin yardımcısı olsun. Akı karayı tefrik edecek kadar, bize basiret ihsan eylesin. Evet ben çay yeni unuttum. Unutulacak bir şeydi o. Unutulmaması gerekli olan şeyler var. Onları unutmamak lazım. Allah'ı unutmamak lazım. Nesullaha fe ensahum enfusehum diyor. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara kimliklerini unutturdu. Ah seni takvime masar yaratmış. Abide bir şahsiyet, tazim duyulacak bir varlık. Ama onu kendilerine unutturdu. Bilemediler. Yitik nesiller bilemediler değerlerini yitirmiş, Mefisto'ya kaptırmış nesiller bilemediler. Toy fauslar bilemediler. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlen hevâ nefse düştün, hüdaya gelmez misin? diyor şair havai nefse düştün hüdaya gelmez misin bir başkası kad lahiset hayyetül hevâ kebidi felâ tabîbe ve la râkî ciğerimi hevâ-i nefs yılanı ısırdı artık onun için ne rukyacının rukyası ne de tabibin muhalecesi fayda vermez ciğerimi hevâ-i nefs kobrası ısırdı ciğerini, havai nefs kobrasını ısırtan ne kadar da çok insanın bulunduğu kap bir dönemde yaşıyoruz. Men ittakaza ilahehu hevahu diyor. Hazreti Pir bir bahis açıyor. Havai nefsini ilah edinmiş. Allah'ın dediklerine milimin milimine uyacağına havai nefsine takılıyor. Sürükleniyor sürüm sürüm onun arkasında. Her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes.